Merhabalar, bugün sizlere Avrupa Komisyonu tarafından, Avrupa çiftçileri tarafından yapılan protestolar sonucunda söz verilmiş olan değişiklik önerilerine, Avrupa Komisyonu tarafından sunulan seçeneklere değinmek istiyorum. Komisyon, Avrupa Birliği çiftçilerini desteklemek için ortak tarım politikasının hedefli bir şekilde gözden geçirilmesini önermişti, hatırlayacak olursak. Avrupa çiftçileri için idari yükü hafifletme taahhüdünü yerine getiren Avrupa Komisyonu bugün Avrupa Birliği tarım ve gıda için güçlü, sürdürülebilir ve rekabetçi bir politika sürdürürken bazı basitleştirmeler sağlamayı amaçlayan ortak tarım politikasının belirli hükümlerini gözden geçirmeyi önerdi. Avrupa Birliği tarafından uygulanan ortak tarım politikasında bazı koşullar getirilmişti 2023-2027 ortak tarım politikaları kapsamında. Bu koşullarla ilgili bazı düzenlemeler yapıldığı görülmekte. Onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi koşul 8, üretken olmayan, verimli olmayan araziler ve özellikleri üzerine bu 8. koşulu oluşturmakta. Burada Avrupa Birliği çiftçileri arazilerinde mevcut peyzaj özelliklerini korumak zorunda kalacaklar. Ancak artık ekilebilir arazilerin asgari bir bölümünü Nadas arazisi gibi üretken olmayan alanlara adamak zorunda kalmayacakları belirtilmekte. Önceden zorunluluk vardı. Bunun yerine gönüllü olarak ekilebilir arazilerin bir kısmını verimsiz tutmayı veya yeni peyzaj özellikleri, çitler veya ağaçlar gibi oluşturmayı seçebilecekleri belirtilmekte ve böylece tüm üye devletlerin stratejik planlarında sunacağı bir eko plan aracılığıyla ek mali destek alabilecekleri belirtilmekte. Tüm Avrupa Birliği çiftçileri gelir kaybından korkmadan biyolojik çeşitlilik için faydalı üretken olmayan alanları korumaya teşvik edilecektir denilmektedir. Burada aslında yapılan düzenleme ile birlikte çiftçilerin gelirlerini korumaya yönelik bir takım adımlar atıldığı görülmekte. Yani onlardan işte bir fedakarlık beklenirken çevreyle ilgili aynı zamanda da gelirlerini garanti altına alıcı tedbirlerin getirildiğini görmekteyiz. Diğer bir husus yine iyi tarım ve çevre şartları altında 7. hususumuz olan ürün rotasyonları. Bu ürün rotasyonlarına da bakacak olursak Avrupa Birliği çiftçileri karşılaştıkları koşullara ve ülkelerin mahsul çeşitlendirme seçeneğini ortak tarım politikası stratejik planlarına dahil etmeye karar vermesi durumunda mahsullerini döndürmeyi veya çeşitlendirmeyi seçerek bu şartı yerine getirebilecekleri belirtilmekte. Ürün rotasyonu yerine ürün çeşitlendirilmesi getirildiğini görmekteyiz. Dolayısıyla böyle bir esneklik sağlanarak ürünlerde çeşitlendirme yaparak Nadas sorununu bu şekilde telafi etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Yalnızca burada düzenli kuraklıktan veya aşırı yağıştan etkilenen çiftçilerin bu gereksinime daha kolay uymasını sağlayacak tedbirlerin üzerinde çalışıldığı da belirtilmektedir. Bir diğer husus yine iyi tarım ve çevre şartları altında 6. şart olan bu da minimum toprak örtüsü ile ilgili üye devletler hassas dönemler olarak tanımladıkları ve bu gereklilikleri yerine getirmelerine izin verilen uygulamaları ulusal ve bölgesel koşullar ışığında ve artan hava değişkenliğine bağlamında belirleme konusunda çok daha fazla esnekliğe sahip olacakları belirtilmekte. Burada da yine komisyon keskin tedbirler yerine üye ülkelerin hazırlamış oldukları ortak tarım politikası belgelerinde kendi ülke ve bölge normlarına göre bir esneklik tanınacağı vurgulanmış.
Bu ezel değişiklikleri ek olarak komisyon üye devletlerin belirli mahsulleri toprak işleme, toprak örtüsü ve mahsul rotasyonu çeşitlendirmesi gereklilerine uymaktan muaf tutabileceğini de önermektedir. Burada da yine iyi çevre şartları altında 5. şart, 6. şart, 7. şartları bu muafiyetten yararlanabilecekleri belirtilmekte. Sonuncusu ve en önemlisi ise komisyon 10 hektarın altındaki küçük çiftlikleri şartlılık gereklerine uygunluğuna ilişkin kontrol ve cezalardan muaf tutmayı teklif etmekte. Bu da ortak tarım politikası yararlanıcılarının %65'ini temsil eden küçük çiftçilerin kontrolleriyle ilgili idari yükü önemli ölçüde azaltabileceği belirtilmekte. Dolayısıyla aslında bu şartlı madde de özellikle 10 hektarın altındaki küçük tanımlanabilecek tarım işletmelerinin bu muafiyetlerden faydalanabileceğini belirtmekte. Dolayısıyla küçüğü korumaya yönelik bir düzenleme getirildiğini söyleyebiliriz. Ortak tarım politikası stratejik planları toplam ortak tarım politikası bütçesinin yaklaşık %32'sini denk gelmekte. Bu da çevre, iklim ve hayvan refahı hedeflerini ilerleten gönüllü eylemlere ayrılmaktadır. Önerilen bu değişiklikler daha önce benzeri görülmemiş bu bütçeyi korumakta ve ortak tarım politikasının çevresel hedeflerine ulaşmak için daha fazla esneklik sağlamaktadır. Çiftçilerin ücretlerinin ve gıda tedarik zincirindeki konumlarının iyileştirilmesine yönelik olarak ise ortak tarım politikasının temel hedeflerinden birisinin bu olduğunun altı çizilmiş. Daha fazla adalet sağlamak ve çiftçileri haksız ticaret uygulamalarına karşı korumak için Avrupa Birliği düzeyinde hali hazırda çeşitli önlemler alındığı belirtilmiştir. Komisyon tarafından sunulan seçeneklerden önemlilerinden birkaçını sayacak olursak, birincisi derhal teslim edilebilirliğin bir parçası olarak komisyon tarımsal gıda tedarik zincirinde üretim maliyetleri, marjlar ve ticaret uygulamalarını gözlemleyici çalışmaları başlatacağını belirtmekte. İkincisi, komisyon tarım ürünlerinin ortak pazar örgütlenmesini kuran yönetmelikte iyileştirmelere yönelik olarak öneriler getireceğini belirtmekte. Bu seçenekler arasında çiftçilerin gıda endüstrisi veya perakende sektöründeki alıcılarla yaptıkları sözleşmeler için geçerli kuralların daha güçlendirilmesi ve çiftçilerin gıda tedarik zincirindeki diğer aktörler karşısında daha etkili bir işbirliği yapmalarına ve toplu hareketi etmelerini olanak sağlamak için üretici organizasyonlarının güçlendirilmesini teşvik edileceği belirtilmekte. Bir üçüncü olarak ise komisyon 2021'den beri yürürlükte olan gıda tedarik zincirindeki haksız ticaret uygulamalarına ilişkin direktifin kapsamlı bir değerlendirmesini yapacağını belirtmekte. Bu direktifin üye devletler tarafından uygulanmasının konsolide bir durumunu sunan ilk raporun 2024 baharında teslim edileceği belirtilmekte. Bu rapor daha sonra komisyonun 2025'te sunacağı ve uygunsa yasama önerileriyle birlikte sunulabilecek daha ayrıntılı bir değerlendirme ile besleneceği belirtilmektedir. Sonuç olarak bu önerilerde şunu görmekteyiz. Özellikle çiftçilerin gelirlerinin belli bir seviyenin altına düşürülmemesine yönelik komisyonun teşvik edici tedbirleri olduğunu görmekteyiz. Küçük işletmeleri, 10 hektarın altındaki işletmeleri korumaya yönelik daha müdahaleci politikalar geliştirdiğini görmekteyiz. Bir üçüncüsü de Avrupa Komisyonu tarafından çiftçilerin hem iç pazarda hem dış pazarda adil ticaret kapsamında rekabet edebilirliklerini korumaya yönelik yine bazı tedbirler getirildiğini görmekteyiz.